şiddetiyle erişemeyen nedir öyle Sultan? Kaç gündür susar durursun. Kem söz ettiysem dilim çürüye. Bilmeden gönlünü kırdıysam yüreğim kertire. Kem söz gelecekse senin tatlı dilinden gelsin Ertuğrul. Bunca vakittir yer misin, yiğit misin? Ne kem sözü işitmişliğim, ne de yüreğimi incitmişliğim vardır. Öyleyse nedir bu halim? Kimin işine endişelenirsin? Teslim olasın. Bu sana son uyarımdır, bilesin beyoğlu. Arkana bakma Ertugrul.
benim gibi olacak haberler. Çabuk kervanı yolunu değiştirsinler. Bize yardıma gelsinler. Halime koş. Kaçın, kaçmasına izin vermeyin. Kaçın!
karşılaştık Ertuğrul. Sonsuz köpekler. Tüm kervanımız uzaklarımızın tadına baktı. Ne zordur. Yoksa ölüm bile senin için kurtuluş olmaz. Tamam. Thank you.
rahmetli eşinin eşyalarını taşımama izin vermene çok sevindim. Ona hürmetim sonsuzdur bilesin. Gayrı bu otağın hanımı benim. Eğer otağda varlığım kabul olmaz ise ahaliye nasıl söz geçiririm bey? Bana yeniden hayat veren kadın. Sen otağımın da kalbimin de sultanısın. Ne densizliktir Tuğtekin. Esas sensizlik. Anamın izlerini bu otağdan silmektir beyim. Sen ne halde bana akıl vermeye kalkarsın? Haddini bil. Baba. Ben nefes aldığım sürece onlar bu otağdan çıkartılamaz. O zaman sen de şunu iyi bil. Bu ruhuma karşı gelen evladım da olsa nefesini keser. Beyim. Müsaadenle. Madem Tuğtekin evladımız anasının ise bu otağdan silinmesin der. Biz de hürmet gösterelim. Gösterelim ki Tuğtekin evladımız Aytol'un anasına da saygıda kusur eylemesin. Babasından haber var mı? Biliyorum gelirler. Tuğtekin'i hala hazmedemedi bey. Kolay değil. Lakin sen telaş etme. Beni de anası bilecektir. Elimden geleni yapacağım. Sen bir de bunun için üzüldüm.
Tek erkeğe azgın bu halini aşırıp bu ha. Eğer bu yaptığımı duyarsa Ertuğ Bey beni öldürür. Ben oldukça sana hiçbir şey olmaz. Korkut Bey'in seni sayende keyifli geceler geçiriyor. Fena mı? Şifa çadırına hazırlıklara başlasınlar. Havada bela kokusu alıyorum.